Herkese merhabalar. Bu videoda işletim sistemi nedir? Bunu ele alacağız. Aslında günlük hayatta hepimiz işletim sistemi kelimesini kullanıyoruz fakat anlamını bilmiyoruz. Ne zaman kullanıyoruz işletim sistemini? Mesela akıllı cep telefonu ya da tablet bir bilgisayar alırken kullanıyoruz ya da bir bilgisayar alırken. Nasıl kullanıyoruz? Akıllı cep telefonumuz iOS işletim sistemini ya da Android işletim sistemini kullanıyor diyoruz. Ya da bir laptop bakıyoruz. Ucuza olan modeller FreeDOS işletim sistemini kullanıyor olarak görüyoruz. İşin aslında işletim sistemi sadece akıllı cep telefonlarında ya da bilgisayarlarda kendini göstermiyor. Evimizde kullandığımız buzdolapları da, çamaşır makinalarında da birer işletim sistemi vardır. Aslında elektronik ürünler işletim sistemi olmadan sadece birer metal yığındır, işe yaramazlar. Onları anlamlı kılan işletim sistemidir. İşletim sistemi bir yazılımdır. Yani bir uygulamadır. Ama çok geniş bir uygulamadır. Telefonumuza App Store'dan ya da Google Play Store'dan indirdiğimiz bir uygulamadan kat ve kat daha büyüktür. Ben konuşmamın devamında bilgisayar diyeceğim. Ancak siz aklınıza gelebilecek her türlü elektronik ürünü düşünebilirsiniz. Buzdolabı olabilir, arabanız olabilir, cep telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir. Cep telefonunuz akıllı olmak zorunda değil. Nokia 3310'da da bir işletim sistemi bulunmaktadır. Bunu unutmayın. İşin aslında işletim sisteminin tam bir tanımı yoktur. Yani sözlüğe baktığınız zaman, daha doğrusu iki farklı sözlüğe baktığınız zaman birbirinden farklı tanımlar görebilirsiniz. İlkokulda bir derste işletim sistemini farklı bir tanımla görüyorken, üniversitede farklı bir tanımla görüyor olabilirsiniz. İşletim sistemi, cihaz donanım parçalarını yöneten, uygulamaların çalışabileceği ortamı hazırlayan, servisleri sunan yazılım bütünüdür. Yani işletim sistemi içerisinde birden fazla yazılımı, birden fazla servisi bulunur. İşletim sisteminin başlıca görevlerine bakacak olursak, grafik arayüz kontrolü, yani kullanıcı arayüzünü bize sunmak. Kullanıcı arayüzüne örnek olarak Android telefonunuzdaki, mesela Samsung kullanıyorsanız TouchWiz arayüzü olabilir. iPhone ya da iPad kullanıyorsanız Springboard arayüzü olabilir. Ya da Windows işletim sisteminin bildiğiniz masaüstü işte eFile Explorer olabilir. Cihaz kaynaklarının yönetimi işletim sisteminin bir numaralı görevidir. Cihaz kaynakları derken neyi kastediyorum? İşlemci, bellek yani RAM, dahili ya da harici depolamalarımız başlıca cihaz kaynaklarımızdır. Mac OS işletim sistemi günlüklü bir dosya yapısı tutarken Windows işletim sistemi FAT32 formatında dosya formatlarıyla çalışmaktadır. Donanım birimlerini yönetmek, yani bu cümleden neyi anlayabiliriz ya da günlük hayatla neyi bağdaştırabiliriz? Bir USB belleği ya da bir yazıcıyı Mac işletim sistemini kullanan bilgisayara taktığımızda ilk başta çalışmayabilir, ancak Windows'ta çalışabilir. İşte bu cihazı çalıştırmak işletim sisteminin ikinci görevi olabilir ya da üçüncü, tam sayamadım. Cihazın güvenli ve kolay kullanılabilir olmasını sağlamak işletim sisteminin görevleri arasında yer alır. Yani siz neden iPhone'u tercih ediyorsunuz Android almak yerine? Kullanımı çok daha kolay olduğu için olabilir. Ya da çok daha güvenli olduğu için de olabilir. Bilgisayarlarda kullandığımız başlıca işletim sistemleri Windows, macOS X, Ubuntu, Linux ve türevleri, ChromeOS örnek olabilir. Mobil cihazlarda iOS, Android, bir zamanların vazgeçilmezi Symbian. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz.